Hepimiz hayatımızda en az bir defa müzeye gitmişizdir. Peki müzeler yalnızca geçmişi mi yansıtır? Geleceği ve bugünü de kapsayan bir müze yapılamaz mı? Ya da müzenin esas materyali nedir? Onu ziyaret eden insanlar da serginin bir parçası haline getirilebilir mi? Bu ve bunun gibi daha birçok soru tarih boyunca müze projesiyle uğraşan mimarların zihnini kurcalamış ve bu sorulara cevaplar bulmaya çalışmışlardır. Bugün öyle bir müze inceleyeceğiz ki bu ve bunun gibi sorulara verdiği cevaplarla zihnimizde modern müze kavramını yeniden sorgulamamıza neden olacak. Evet, işte karşınızda Şangay Astronomi Müzesi. Şangay Astronomi Müzesi, Çin astronomisinin köklü tarihini ve Çin Cumhuriyeti'nin uzay programının geleceğini yansıtmak üzere Çin'in en yüksek nüfuslu şehri olma özelliğini taşıyan ve bilim ankenti olan Şangay'da inşa edildi. 2021 yılı itibariyle hizmete açılan müze binası, Çin astronomi kültürünün geçmişi, bugünü ve geleceğini yansıtmak üzere 2014 yılında açılan bir uluslararası mimari tasarım yarışması ile planlandı. Yarışmayı Evrenin geometrisi ve yörünge hareketlerinden esinlenen konsept tasarımıyla New York merkezli bir tasarım ofisi olan ENIAT Architects kazandı. Müze, 39 bin metrelik kapalı alanıyla hali hazırda tamamen astronomi çalışmalarına adanmış dünyadaki en büyük yapı olma unvanını elinde tutuyor. Geniş bir yeşil alan içerisinde yer alan müze arazisi, kalıcı ve geçici sergi alanlarının yanı sıra 78 metrelik bir güneş teleskobu, bir adet gözlemevi, bir optik planetaryum, bir eğitim ve araştırma merkezi, bir adet dijital gökyüzü tiyatrosu gibi çeşitli donatıları da bünyesinde barındırıyor. Gelelim müzenin tasarım fikrine. ENIAT Architects'in kurucu tasarım ortağı Thomas Wong, bina formunu oluştururken konuyla ilgili içgüdüsel bir deneyimi tasarıma aşılamak ve bunu binaya girmeden önce sunmak gibi bir yaklaşımla hareket ettiklerini söylüyor. Yani astronomi ve evren temalı bir müze için bina formuna yansıtılan geometriyle binanın kendisi de serginin bir parçası haline getirilmiş durumda. Evren geometrisinin düz çizgi ve dik açılar içermeyen yapısı ve evrenin temel fizik kanunları bina formu, sirkülasyon ve iç mimariye de yansıtılmış. Bina içi ve dışındaki sirkülasyon rotalarıyla gezegen yörünge hareketlerini deneyimlemenize ve başka ziyaretçiler için sizin de müze sergisinin bir parçası haline gelmenize imkan sağlıyor. Güneş ışığının bina içerisinde ustaca kullanılması ve yer yer çeşitli eklentilerle evren ve zaman kavramını fiziksel olarak deneyim fırsatı oluşturması tasarımın etkileyici olan bir diğer özelliği. Ne demek istediğimi ilerleyen kısımlarda detaylara indikçe daha iyi anlayacağız. Hadi gelin biraz daha ölçek küçültüp yapının içerisine girelim. Bina temel olarak 3 ana form ve bölümden oluşuyor. Bu bölümler okülus, ters kubbe, kürenin yer aldığı ve temel olarak güneş, ay ve yıldızların zaman anlayışımızın temeli olduğunu anımsatan imgesel mekanlar. Müzenin ana girişinin üzerinde asılı duran okülus, giriş plazası üzerinde güneş ışınlarını yansıtarak bir ışık havuzu oluşturuyor ve gölge hareketleriyle zamanın geçişini fiziksel olarak deneyimleme imkanı veriyor. Küre, bina çatısına yarı gömülü olarak bir planetaryuma ev sahipliği yapıyor. Bina içerisindeki uçuyormuşçasına oluşturduğu his ile uzayın yer çekimsiz atmosferine gönderme yapıyor. Güneş'e ve Ay'a göre konumumuzdan elde ettiğimiz yön gibi müze içerisinde de ziyaretçiler için bir işaret noktası oluşturuyor. Dış mekanda ise bina etrafında yapılan hareketlerde küre kendisini yavaş yavaş belli ederek adeta bir gezegene uydularından birinden yaklaşıyormuşçasına bir hissiyat oluşturuyor. Bina formunu oluşturan 3 ana elementten sonuncusu olan ters kubbe alanı ise binanın merkezi avlusunun üzerine örten büyük bir cam gergi yapısını barındırıyor. Sergi alanlarını oluşturan bu bölümde ziyaretçiler engelsiz bir gökyüzü manzarası ile karşılaşırken ters kubbe altında yer alan 720 derecelik spiral rampa ile sergi ve yörünge hareketlerini deneyimliyor ve evrenle tam bir karşılaşma hali yaşıyorlar. Şangay Astronomi Müzesi konsepti ve programı bağlamında formu, kütlesi ve çevresel öğeleri ustaca kullanışıyla ve bunların yanında sergi, deneyim
ve ziyaretçi üçgenindeki sorulara verdiği cevaplarla son dönemlerde yapılmış başarılı bulduğum işlerden bir tanesi. Özellikle bundan sonra modern müze kavramı içerisinde yapılacak yeni çalışmalar için emsal teşkil edecek çok değerli bazı özellikler barındırıyor. Dünya üzerinde tasarım fikri ve üzerinde bulundurduğu yapı teknolojisiyle değerli bulduğumuz yapıları incelediğimiz bu video serimizde siz de beğendiğiniz ve incelememi istediğiniz kıymetli yapıları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu videonun araştırmasında incelediğim dijital kaynakları ve bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini video açıklaması kısmına ekliyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.